Dediğim gibi daha önceden de Beşiktaş'ın kaybedecek hiçbir şey yok. Kazanmak zorunda olduğu bir maç. Galatasaray kendi evinde oynuyor ama maalesef bu hastalıklardan dolayı seyircisiz oynanacak. Bu Beşiktaş açısından bakıldığı zaman birazcık daha bir avantaj oldu. Çünkü kendi taraftarınla beraber kendi stadında oynadığın zaman taraftar her zaman itici bir güç oluyor ev sahibi ekibi için. O yüzden Beşiktaş o taraftan biraz rahatladı ama genel olarak bakıldığında dediğim gibi kazanmak zorunda. Beşiktaş eğer şampiyonluk yarışında devam etmek istiyorsa, diğer taraftan da Galatasaray da kazanmak zorunda şampiyonluğu devam ettirmek istiyorsa, Beşiktaş'ın liderle arasındaki 9 puanlık fark, Galatasaray'ın arasındaki 6 puanlık fark, yani çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum ben. Sergen abi de muhtemelen hücuma yönelik, yani kazanmaya yönelik bir kadro çıkartacağını inanıyorum ve umut ediyorum. Çünkü geçen sene de bu zamanlar değildi belki ama yine Beşiktaş Galatasaray maçı vardı ve biraz defansif ağırlıklı bir kadro çıkartıp mağlup olmuştu. Öyle hatırlıyorum. Eğer ki Beşiktaş kaybederse doğru kadroyla, iyi mücadeleyle, yani her şeyini koyduğu zaman hiç kimse eleştirmez. Çünkü yapması gerekeni yaptı, olmadı denilir. Ama eğer ki diğer türlü bir şey olursa, yani kazanmak zorundasın, defansif bir kadro çıkardın, sen zaten kazanmaya gitmedin gibi şey de doğrusu, o zaman tepkiler olur. Ama Beşiktaş takımı Sergen abinin gelmesiyle beraber çok güzel bir hava yakaladı. Daha önceden maçları kazandıkları zaman bile pozisyon bulamıyordu. Ama şimdi baktığımız zaman bir maçta belki oynadıkları son 10-15 maçta yakaladıkları pozisyon kadar pozisyona giriyorlar. Belki çok fazla gol atamıyoruz ama bir şekilde kazanıyoruz ve daha iyi bir futbol oynuyoruz. İnşallah bu Galatasaray maçında da futbol şansı da yanında olur ve Beşiktaş kazanır. Ya kilit oyuncular tabii ki genelde hep ilerideki atan ve tutan oluyor genelde. Tabii ki Beşiktaş'ın Karius'la ilgili çok eleştireli vesaire var. Karius'un da bu maçta inşallah güzel bir performans göstermesini umut ediyorum. Kötü bir kaleci değil ama formsuz. Çok fazla kaleciler hakkında da hani şeyim yok ama yani gördüğümüz kadarıyla Liverpool'dan gelmiş bir kaleci. Yani belli bir kariyeri olan bir kalecinin çok kötü bir kaleci dememiz yanlış olur. Tabii formsuz olabilir. Karius'un performansı çok önemli. İlerideki Burak'ın ve forvete yakın olan arkadaşların özellikle gol bölge Enkudu, Boateng. Boateng de mesela çok iyi, yaratıcı bir futbolcu. Ondan da çok güzel şeyler bekliyoruz. Yani bence tabii ki şimdi Laiç olayı da var. Oynar mı? Bazıları oynasın diyor. Geçen de gol attı bir şekilde. Evet, tribünlere sus işareti gibi bir şey yaptı galiba. Şimdi şöyle bir şey. Beşiktaş taraftarı bir taraftan haklı. Neden haklı? Çünkü Laiç'in ne kadar iyi bir futbolcu olduklarını biliyor taraftar. Yani taraftar aptal değil, futbolu biliyor. Şimdi o performansı göstermesini istiyor. Bir türlü gösteremediği zaman da tepki gösteriyor. Yani tepkilerinde haklılar. Çünkü Laiç bu Laiç değil. Yani gerçek Laiç çok daha iyi futbol oynayan, takımını gerektiği yerlerde tek başına götüren, 3 puanı aldırabilen, ya attığı golünden ya da gol paslarından, yani oynadığı futbolundan. Bunu bildikleri için tepki gösteriyor taraftar. Tabii o da dolmuş olabilir. İstediklerini yapamadığı zaman bir futbolcu, yani biz de yaşadık aynı şeyi. Formsuz olabiliyorsunuz. Hiçbir şey istediğiniz gibi gitmiyor. Ondan sonra da böyle bir gol attığınız zaman da belki içindeki şeyi atmak istedi. Taraftara biraz şey yaptı ama çok fazla büyütülecek bir olay değil. Ama bu golle beraber biraz daha rahatladı diye düşünüyorum Lay için. İnşallah oynarsa ya baştan ya da sonradan Beşiktaş'a katkısı olacağını inanıyorum. Şimdi baktığımız zaman gerçekten çok fazla takım şampiyonluk yarışında. Bu da güzel bir şey. Ligin bir şekilde kalitesi ortada. Başakşehir kutlamak lazım. Hem Avrupa'da hem ligde gösterdikleri başarıdan dolayı. Diğer taraftan Trabzonspor'da uzun yıllar sonra belki de en iyi kadrolarından bir tanesi, en geniş kadrosu olan takımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben. Çok kaliteli bir kadrosu var.
Kimin sezon sonu o ipi göğüsleyeceğini gerçekten tahmin edemiyorum. Tabii ki gönlüm Beşiktaş'tan yana. Olmasa da ya Başakşehir ya da Trabzon alsın diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim.